Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit Yayınları'nın Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere saf şiir anlayışı ile ilgili ikinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki şiirlerden hangisi Cumhuriyet dönemine özgü nitelikler taşımamaktadır diyor. Seçeneklere bakalım. Tanıdığım bir ağaç var. Etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış. Tanrı'nın işine bakın. Görmüş olduğunuz gibi dil ve anlayış yönüyle Cumhuriyet dönemine uygun olduğunu görüyoruz. O yüzden bunu elemiş oluruz. Kalbimizin ortasında güvercin, güvercinin kursağında bir kurşun, kefenimiz arşın arşın, parasıyla peşin peşin. Bu da yine Cumhuriyet dönemi dil ve anlayışına uygun yazılmış. O yüzden bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine bakalım. Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk. Mutsuzluklar, bu karalar yaşamada yoktu. Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu. Görmüş olduğunuz gibi bu da Cumhuriyet dönemi dil ve anlayışına uygun yazılmış. Bunu da eliyoruz. Hani bir sevgilim vardı 7-8 sene önce. Dün yolda rastladım, sevindi beni görünce. Arkadaşlar bu da Cumhuriyet dönemine özgü dil ve anlayışla yazılmış. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde ise soğuk ve karlı bulutlarla çöktü hüznü mesa. Odam karardı, tavan gölgelerle alçaldı. Sobam, masam, bu muhitimde gördüğüm eşya yavaş yavaş eriyip sade bir duman kaldı. Bakın arkadaşlar, hüznü mesa genel itibariyle divan edebiyatında görülen bir tamlama, Arapça, Farsça tamlama olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda olayları sembollerle anlatmaya çalışmış. Bu özellikleri yönüyle fecraati edebiyatına ait bir metin olarak gözümüze çarpmakta. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz, tutuyor önümde bir mavi ışık. Metafizik özellikler taşımaktadır diyor. Bakın, her gece rüyamı yazan sihirbaz, tutuyor önümde bir mavi ışık diyerek arkadaşlar metafizik bir anlayışla yazıldığını göstermektedir. Metafizik ruhçu bir anlayış demek. Gece rüyasında sihirbazın önüne ışık tutması, rüyasını yazması arkadaşlar bunun göstergesidir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Halk şiiri geleneği modern bir dille biçimlenmiştir diyor. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi Latin harfleriyle yazılmış, halkın anlayacağı bir üslupla kaleme alınmış. Aynı zamanda arkadaşlar 11'li hece ölçüsüyle yazıldığını görüyoruz. Bu yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Teşbih sanatlarına başvurulmuştur. Teşbih nedir arkadaşlar? Sizin de bildiğiniz gibi benzetme sanatıdır. Bakın ufuk tilkiye benzetilmiş. Yollar yumağa benzetilmiş. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hece ölçüsüyle yazılmıştır diyor. Demin söylemiştik 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Ünlü harfleri sayıp bunu bulabilirsiniz. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tam zengin uyan ve redif ahengi sağlayan ögelerdir demiş. Bakın dolaşık ışık demiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buradaki şıklar nedir? Üç ses benzerliği olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz? Zengin uyan diyoruz. Kurnaz, sihirbaz, kelimeler kök halinde. O yüzden buradaki azlar nedir? Azlar da arkadaşlar tam kafiyeyi oluşturmaktadır. Bu parçada redif yok. O yüzden de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu dizelerin dil ve ifade biçiminden yola çıkarak edebiyatımızda hangi şiir anlayışına kaynaklık ettiği söylenebilir? Gök benim. Geliyorum ölüm mağaralarından. Duymaya, kıyıya çarpışını dalgaların. Görüyorum altın kürekli kadırgaların şafakla belirişlerini karanlıklardan. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sanatçı duygu ve düşüncelerini sembollerle anlatmaya çalışmış. Seçeneklere baktığımızda ise toplumcu zevk ve anlayışını sürdüren şiir demiş. Bunlar realizm akımından etkileniyorlar. Dolayısıyla A seçeneğini elemiş oluruz. Çünkü bunlar da sembol söz konusu değil. Garip dışında yeniliği sürdüren şiir demiş. Bunlar da arkadaşlar toplumcu zevk ve anlayışına uygun eserler kaleme almışlardır. Realist bir bakış açısı yazmışlardır. O yüzden B seçeneğini de elemiş oluruz. İkinci yeni şiir ne demiş?
Bunlar da aydın kesime hitap eder. Genel itibariyle duygu ve düşüncelerini bu şekilde ifade etmezler. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir demiş. Arkadaşlar bunlar da eserlerinde genellikle vatan, millet gibi konuları işlemişlerdir. O yüzden konusuna baktığımız zaman bunu da göremiyoruz. D seçeneğini denemiş oluruz. Öz saf şiir anlayışını sürdüren şiir demiş. Evet arkadaşlar, sanatçılar sembollerden faydalanmışlardır. Aynı zamanda imgeli ve kapalı bir anlatımı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ebedi aşığın dönüşünü bekler, yalan yeminlerin tanığı çiçekler, artık olmayacak baharlar içinde, ey ömrün en güzel türküsü aldanış, aldan gelmiş olsa bile ümitsiz kış, her garipsi ayak izi kar içinde, dönmeyen aşığın serptiği çiçekler. Öz şiir anlayışına özgü, düssel bir alem kurulmuştur diyor. Bakın arkadaşlar, ebedi aşığın dönüşünü beklemesi, artık olmayacak baharlar içinde gezinmesi, sonra gelmiş olsa bile ümitsiz kış derken düssel bir alemin kurulduğu görülmektedir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İmgelere yer verilerek okur hayal kurmaya yöneltilmiştir. Şurada yalan yeminlerin tanığı çiçekler ifadesi imgesel bir anlatımdır. Yine gelmiş olsa bile ümitsiz kış derken bu da imgesel bir anlatıştır. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi teşhis sanatına başvuruluyor. Yani hem çiçekler hem de kış kişileştirilmiştir. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Coşku ve heyecana bağlı bir metinden alınmıştır diyor. Evet, şiirden alındığı için bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Tam kafiye ve redife yer verilmiştir diyor. Bakın, kış, aldanış derken buradaki ışlar görmüş olduğunuz gibi iki ses benzerliği olduğundan dolayı tam kafiyedir. Peki redif var mı? Çiçekler, çiçekler. Arkadaşlar çiçekler nedir burada? Sözcük halinde redifi oluşturmaktadır. Dolayısıyla hem kafiye hem de redif vardır. O yüzden D seçeneğini denemiş oluruz. Bu şiir anlayışının temellerinde sürrealizm akımının etkisi vardır diyor. Arkadaşlar A seçeneğinde öz şiir anlayışına özgü düssel bir alem kurulmuştur derken öz saf şiir anlayışına uygun yazıldığını belirtmekteydi. Bunlar sürrealizmden değil arkadaşlar, sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, aşağıdaki şiirlerden hangisi Cumhuriyet dönemine özgü nitelikler taşımaktadır diyor. Ol dost bana ümmi demiş, hem adımı ümmi komuş, dilim şeker gövdem kamış, bu söylenen nemdir benim. Arkadaşlar bakın ümmi demesi, ümmi koması adını, dilinin şeker gövdesinin kamış olması tekke ve tasavvuf edebiyatına ait tasavvufi unsurlardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. O da gölge der isem, tan itmeyen hocalar, hatırınız hoş olsun, yanıp tütesim gelir. Bu da tekke ve tasavvuf edebiyatına ait ifadeler barındırmaktadır. O yüzden B seçeneğini denemiş oluruz. Kuru idük yaş olduk, ayak idük baş olduk, kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Görmüş olduğunuz gibi bu da tekke ve tasavvuf edebiyatına ait unsurlar barındırmaktadır. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. Ne gök var idi nehir, ne zeber vardı nezir, komşu idik cümlemiz nur dağın yaylar iken. Arkadaşlar bakın burada da yine tekke ve tasavvuf edebiyatına ait unsurlar bulunmaktadır. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Çocuklar bakıyorlar gözlerinde mavilik, bize bakıyorlar çocuklar bir deri bir kemik. Görmüş olduğunuz gibi günümüzün dil anlayışına uygun olarak yazılmış, günlük konular işliyor. Bundan dolayı da bu Cumhuriyet dönemine özgü nitelikler taşımaktadır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Altıncı soru, aşağıdaki parçaların hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Yedi Meşalecilerin şiire en sadık şairi Ziya Osman Saba, çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev aile sevgisi, yoksul yaşamlara karşı utanç ve acıma, tanrıya kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, ölüm yakınlığı, öte dünya özlemi gibi konular işlemiştir.
Arkadaşlar bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinde madde ruh çatışması, ölüm, Allah gibi konular işlemiş, hece ölçüsünü kullanmıştır. Şairin şiir görüşleri Çile adlı kitabının arkasındaki poetika yazısında yer alır. Bu da doğrudur, bunu denemiş oluruz. Ahmet Muhip Dranaz, saf şiirin kaynaklarından öğrenmek için Fransızca'yı öğrenmiştir. Şairin yeni olan anlatımı, imgelerinin zenginliği, ses ve uyum tazeliği, yapının sağlamlığı ile belirir. Baudelaire, Verlaine, sembolizmden yola çıkarak geleneksel biçimleri yoğurup kendine özgü bir şiir kurar. Bu da doğrudur, bunu denemiş oluruz. Asaf Halet Çelebi, önce gazel ve rubayiler yazmıştır. 1937'den sonra serbest nazımla kendine özgü bir sözcük dağarcığı ve özgün bir şiir diliyle Doğu Batı kültürlerini bağdaştırarak ilhamını Asya tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski Doğu medeniyet ve masallarından alan egzotik şiirlerle tanınmıştır. Bu da doğrudur, bunu denemiş oluruz. Cevdet Kudret Solok, Türkiye tarihinin uzak ve yakın sayfalarından alınmış, dil, sanat, kültür, düşünüş, zafer ve medeniyet hatıralarını milli ve Avrupa'yı bir sanat anlayışla birleştirerek edebiyatımızda üstün şiirler söylemiş, büyük ve üstad bir şairdir. O, bir Avrupalı şair anlayışıyla Türk'ün şiirini söylemenin sırlarını aradı ifadesinde kastedilen kişi Cevdet Kudret Solok değildir arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 7. soru. Yukarıda Yahya Kemal'in oluşturduğu şiir eğilimine uygun şiir yazmayan şair aşağıdakilerden hangisidir diyor. Daha bulunmuş sayfeler başlığı altında yayımlanan ilk şiiriyle usta olarak beliren Yahya Kemal doğrudan konuşma diline yöneldi. Oradan çıkış yaparak şiirimize Türkçenin iç sesini de getirdi. Bu ses sadece şiirsel duyarlılık değil, o günlerdeki okumuş kişi duyarlılığın da karşılığıydı. Yahya Kemal'e o günlerdeki okumuş kişi duyarlılığın da karşılığıydı. Yahya Kemal'e o günlerde konuşma dili yetiyordu ama kendi büyük deneyiyle konuşma diline yazı dilinden aldığı terimleri somutlama ve onları sözcük haline getirme olanağı da sağladı. Paris'te bazı Fransız şairlerin parnasçı tavırlarına yakından tanık olmuş, biçim kusursuzluğunun şiirde ne anlama geldiğini öğrenmişti. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi Yahya Kemal öz saf şiirin içerisinde yer alır. Aşağıdaki sanatçılara baktığımızda Necip Fazıl öz saf şiirin içerisinde yer alır. Yahya Kemal ile aynı duygu ve düşüncede eserlerini kaleme almıştır. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Asaf Halet Çelebi de yine öz saf şiirin içerisinde yer alır. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluruz. Ziya Osman Sabah 7 meşalecidir. Öz saf şiirden etkilenmiştir. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Cahit Sıtkı Tarancı, bu da öz saf şiir anlayışına uygun şiirler yazmıştır. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat Enver Gökçe arkadaşlar toplumcu gerçekçidir. Şiirlerini realist bir bakış açısıyla kaleme almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Yukarıda adları ve özellikleri verilen şairlerin ortak özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Ziya Osman Sabah, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Muhip Dranaz. Tiyatro türünde eser vermeleri demiş. Arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi Necip Fazıl Kısakürek'in tiyatroları var. Nedir bunlar? Tohum var, Künye var, Reis Bey var, Bir Adam Yaratmak, Namı Diğer Parmaksız Salih, Necip Fazıl'ın tiyatroları. Ahmet Muhip Dranaz da tiyatro yazmıştır. Gölgeler, O Böyle istemez. Fakat Ziya Osman Sabah'ın tiyatrosu yok. O yüzden bir numaralı seçeneği alabiliriz. 2. Saf şiir eğilimine göre eser vermeleri. Evet, Necip Fazıl öz saf şiirin içerisinde yer alır. Ahmet Muhip Dranaz öz saf şiirin içerisinde yer alır. Ziya Osman Sabah 7 meşalecidir. Fakat öz saf şiir anlayışına uygun şiirler kaleme almıştır. O yüzden 2'yi eleyebiliriz. Şairliklerinin yanında deneme türünde eser vermeleri. Arkadaşlar bakın Ziya Osman Sabah deneme türünde eseri yoktur. Yazmamıştır. Ahmet Muhip Dranaz'da arkadaşlar yine
deneme türünde eser yazmamıştır. Fakat Necip Fazıl'ın deneme türünde eserler kaleme aldığı bilinmektedir. Bundan dolayı 3 numarayı da alabiliriz. Ortak özellikleri değildir bunlar. Halk şiiri geleneğini benimsemeleri. Evet, üçü de halk şiiri geleneğini benimsemiştir. Bu tarzda eserler kaleme alır. Bunu denemiş oluruz. Cumhuriyet dönemi yazar ve şairlerinden olmaları. Evet, üçü de Cumhuriyet döneminde eserler kaleme almıştır. Bu da doğrudur. Bunu denemiş oluruz. 1 ve 3 olacak doğru cevabımız. Bundan dolayı da C seçeneği bizim doğru cevabımızdır. 9. soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçamıza bakalım. Daha genç iken Türkçe'de en güzel şiirler yazmayı gaye edinen nokta nokta bir taraftan şiir denemeleri yaparken diğer taraftan şiirin esasları üzerinde düşünüyor ve fikirlerini arkadaşına bildiriyor. Varlık Yayın Evi'nin Ziya'ya Mektuplar adı ile neşrettiği 60'a yakın mektubunda hep şiirden, hayatı şairce yaşamaktan bahsediyor. Bu mektuplar sadece nokta noktanın şahsiyet ve eserini aydınlatmak bakımından değil, şair psikolojisi ve şiir estetiği bakımından da kıymetlidir. Genç şairlerin, hatta yolunu şaşırmış yaşlı şairlerin onlarda kendileri için faydalı fikirler ve görüşler bulabileceklerini sanıyorum. Arkadaşlar, sizin de bildiğiniz gibi Ziya'ya Mektuplar adlı eser kimindir? Cahit Sıtkı Tarancı'dır. Okul arkadaşına yazıyor arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 10. soruya. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur? Divan edebiyatı olarak bilinen eski şiirin rüzgarını Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında estiren ve ondan çağdaş bir anlayışla yararlanan nokta nokta şu dizelerinde bu arayışını ifade etmektedir. Sönmez seheri haşredek şiiri kadim bir meşaledir, devredilir elden ele. Divan edebiyatı ile Batı şiirini birleştiren en önemli kişi kimdir? Demin de söylemiştik. Yahya Kemal Beyatlı'dır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir testin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.